Arkadaşlar merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla beraberiz. Bugün Mor ve Ötesi'nden Sultan-ı Yegah'a bakacağız. Çok güzel bir cover. Ben ilk duyduğumda çok beğenmiştim. Çok hoşuma gitmişti ve hani bir süre çıkartmaya çalışmıştım. Evde çok fazla çaldım. Ben de yeri farklıdır. Zaten ikinci videomu bu şarkıya çektim Bir Derdim Var'dan sonra. Yani ne kadar önemli olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Şarkı genel olarak kolay bir şarkı. Zaten bir kısmını öğrendikten sonra diğer yarısı ilkinin tekrarı gibi düşünün. Eminim bir videoyu izledikten sonra siz benden çok daha iyi şekilde çalacaksınız. Kendi aranjmanlarınızı veya kendi sololarınızı da içine katacaksınız. Çok daha güzel şeyler çıkacaktır sizden grubunuzla beraber çalarken ya da evde çalarken. Şarkıları Kerem Özveli'nin YouTube'daki videolarını izleyerek ve kendim kulaktan çıkartmaya çalışıyorum. Orijinaline çok yakın tınladığını düşünüyorum. Şarkıda genel olarak bir chorus efekti kullanıyor, tremolo efekti kullanıyor ve bir delay efekti var. Az hepsinden, çok az miktarda var. Bunları kendi zevkinize göre evde pedalınızda ayarlayabilirsiniz. Tabları her zamanki gibi ekranın köşesine yerleştireceğim. Oradan nasıl çaldığımı, hangi notalara bastığımı çok rahat takip edebileceksiniz. Bana destek olun arkadaşlar. Kanala lütfen abone olun. Bu tip inceleme videolarının ve cover videolarının devam etmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka hangi şarkıları çalalım, hangi şarkıları inceleyelim? Lütfen yorum kısmına yazın. Bu şarkı ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa ya da düzeltmek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumları takip ediyorum, cevaplıyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar intro riff ile başlayacağız. Bu manyetiği kullanıyoruz. Neck manyetiğini. Intro çalarken. Hafif bir overdrive var. Şimdi bu ritmi çaldıktan sonra lead çalıyor. O lead kısmını gösteriyorum. Şimdi bu lead kısmını yavaş çalıyorum. Intro'daki rifflere baktık. Şimdi buradan sonra sözlerin girdiği yere geldik. Orada ne çalınıyor? İki kısma böleceğiz. Birkaç kısma böleceğiz daha doğrusu. Şimdi ilk kısmını hızlı çalıp gösteriyorum. Sözlerin girdiği yer burası. Bu arada ben manyetiğimi ortaya aldım. Yani ikisini birden kullanıyorum. Konserde gördüğüm kadarıyla burada kullanıyor. Ama siz bu manyetikte de kullanabilirsiniz. İkisiyle de kullanabilirsiniz. Nasıl keyfinize gelirse. Şimdi yavaşlatarak çalıyorum. Zaten tabları hangi akorlara vurduğum burada yazıyor. Şimdi tende nemli kısmına geldik arkadaşlar. Burada chorus da bence katıyor. Katılmalı yani. O ambiyans efektini vermek için chorus güzel olur. Şimdi normal tempo ile çalıyorum.
Yavaş çalıyorum. Zaten şuradaki akorlar ilk çaldığımız sözlerin girdiği yere benziyor, aynısı. Bunu zaten ilk başta da çalmıştık. Tekrar başlar I Do Arken'e döndüğü zaman şarkının başında çaldığımız yürüyüşü çalıyor. Sonra tekrar bunu çaldıktan sonra ana intromuza geri dönüyoruz. Bunu çalıyor, tekrar bunu çalıyor. Bunu çalıyor ve tekrar sözlere giriyor. İkinci kez söze girdiğimiz zaman gene aynı şekilde çalıyoruz. Sadece ufak bir farklılık var, orayı gösteriyorum. Çok minik. İlk çaldığımızda bu pozisyonda basarken şöyle yapmıştık. İkinci de iki kere düz vuruyor. Yani bu sözleri, bu kısmını çaldığımız zaman, şarkının ortasına geldiğimiz zaman burayı sadece düz çalıyor. Bu kadar. Çok ufak bir fark, yani bunu dikkat etmezseniz bile olur. Sonra tekrar aynı şekilde devam ediyor. Sonra tekrar tenden önemli. Buraları hep öğrendik zaten. Sonra şarkının outrosuna geliyor. Tekrar bir tur introyu çalıyor. Sonra lead'e geçiyor. Lead kısmını çaldıktan sonra solo'ya geçiyor. Solo denemez ama işte orada çaldığı riff'e geçiyor. O da şu şekilde. Yavaş çalıyorum. Bu tip bir şey yapıyor işte. Siz de bunu kendiniz nasıl istiyorsanız farklı şekilde çalabilirsiniz. Çok orijinal bir şey değil zaten. Şimdi outro'daki soloyu çaldıktan sonra Kerem Özeyen'in çaldığı kısmı çalacağım. Zaten en baştaki kalını çalıyor, sonra birazcık inceleştiriyor. Çok da kolay zaten. Şimdi yavaşlatarak çalıyorum. Zaten çok kolay. Arkadaşlar şarkıdaki tüm rifflere baktık. Eksik veya hatalar olabilir. Bunları siz kendiniz düzeltebilirsiniz çalarken. Evde veya stüdyonuzda çalarken grubunuzla beraber. %100 doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten hani hiçbir zaman %100 Kerem kadar aynı çalamayız. Mutlaka ufak farklılıklar olacaktır. Kanala abone olmak ve videoyu beğenmek için çok doğru bir zaman. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.